Merhaba arkadaşlar, ben Rusça öğretmeniniz Mustafa Sözlü. Mustafa Sözlü ile sıfırdan Rusça kanalıma hoş geldiniz. Ben hiç Rusça bilmiyorum, ancak öğrenmek istiyorum diyorsanız doğru yerdesiniz. Lütfen izlemeye devam ediniz. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы начинаем наш 11. adet. 11. adet. 11. adet ayroq. 11. adet ayroq. 11. ders. Arkadaşlarım bugün 11. dersin 13. bölümü ile devam ediyoruz. Bugün 2 numaralı okuma parçasının diktesini ve irdelemesini yapacağız. Patriae night ucheniya. Tekrar öğrenmenin anasıdır. Merhaba arkadaşlarım. Bugün 11. dersin İkinci parçası ile derslerimize devam ediyoruz. Öncelikle parçamızın e, diktesini e, yapıyoruz. Ancak parçanın tamamını değil, baştan iki paragrafının diktesini yaptıktan sonra parçamızı işlemeye devam edeceğiz. Önce parçanın tamamını, yani dikte yapacağımız kısmın tamamını bir sefer okuyorum. Fısubodu, Papa priglasil nas mı böyle o için radı. «Давайте поедем в цирк на такси», – сказал я. «Нет, Виктор, давайте поедем на метро. Это быстро, удобно и недорого», – сказал мой брат Антон. «А вы знаете, где находится цирк?» «Конечно, знаем. Цирк находится на проспекте Вернадского». «Нет, нет, там находится новый цирк, а нас – Je diot sirk nasivit non bulvare. Si papa i pa kazal Evet şimdi parçamızı yavaş yavaş yazılabilir yavaşlıkta okuyorum arkadaşlar. Fı subotu F subotu Fı subotu papa piriglasil. Fı subotu папа перегласил нас в цирк. Нас в цирк. В субботу, в субботу папа перегласил нас в цирк. Мы, мы были, мы были очень рады. Очень

На такси. На такси. Давайте поедем в цирк на такси. Сказал я. Давайте поедем в цирк на такси. Сказал я. Нет. Нет. Виктор. Нет, Виктор. Давайте поедем на метро. Давайте, давайте поедем. Давайте поедем на метро. На метро. Нет, Виктор, давайте поедем на метро. Это быстро, удобно и недорого. Это быстро, удобно и недорого, сказал, сказал мой брат Антон. Сказал мой брат, мой брат Антон. Это быстро, удобно и недорого, сказал мой брат Антон. А. А вы знаете, а вы знаете, где где находится цирк, находится цирк. А вы знаете, где находится цирк, а вы знаете, а вы знаете, где находится цирк. Конечно, конечно, знаем, знаем, конечно, знаем. Сырк находится, сырк находится, сырк находится на проспекте, на проспекте Вернадского, Вер, Вернадского. Вернадского на проспекте Вернадского. Конечно, знаем, цирк находится на проспекте Вернадского. Нет, нет. Нет, нет. Там находится, там находится новый цирк новый цирк. Там находится новый цирк. А нас, а нас ждет, а нас ждет старый цирк. Старый цирк. А нас ждет старый цирк на светном бульваре. На светном бульваре. А нас ждет старый цирк на цветном бульваре. Сказал папа, сказал папа и показал билеты. Показал билеты. А нас ждет старый цирк на цветном бульваре. Сказал папа и показал Bileyatım. Evet, parçamızın dikte kısmını yaptık. Şimdi tekrar baştan normal tempo ile normal hızla okuyorum. Hatalarınızı varsa bir kontrol edin arkadaşlar. Fussboato papa periglazil nas fısırk mı bile oçin rade. Dawait payedim fısırk na taxi sıkazalia. niyet victor. Dawait payedim na metro. Это быстро, удобно и дорого, сказал мой брат Антон. А вы знаете, где находится цирк? Конечно, знаем. Цирк находится на проспекте Вернадского. Нет, нет, там находится новый цирк. А нас ждет старый цирк на Светном бульваре, сказал папа и показал билет. Diktemizi bitirdik arkadaşlar. Şimdi parçamızı baştan itibaren irdelemeye ve öğrenmeye başlıyoruz. İki numaralı okuma parçası. Davayti hayyidim fısirk. Haydi sirke gidelim. Subotu Papa Pirglasil Nas Fısırk. Cumartesi günü babam bizi sirke davet etti. Subotu <laughs> Cumartesi günü. İsimler biliyorsunuz. Geçen parçada da görmüştük. Daha önce de görmüştük. günleri ismin i haliyle ifade ediyoruz. Subotu Papa Pirglasil Nas Nas yine bizi Türkçe'ye uygun. Cumartesi günü babam bizi sirke davet etti. Fıstırk. Tırk yine V artı i hali. Mı bıyli o için radı. Biz çok memnun olduk. Çok sevindik diye de anlayabiliriz. Çoğul olduğu için mı radı eğer ben söyleseydim bir erkek olarak ya rad diyecektim. Bir kadın söyleseydi ben memnun oldum, ben sevindim diye ya rada demesi gerekecekti. Demek ki rad, rada, rada. Burada radı. Bu böyle, o için radı. Biz çok sevindik. Biz çok memnun olduk, mutlu olduk. Davayti payedim. Bu sırp na taksi. Davayti payedim. Haydi gidelim. Kuda? Nereye? Bu Aynen yukarıda olduğu gibi sirke. bu edatı artı i hali. Naçyom. Naçyom. Şu tonun d hali çekimi. Naçyom. Ne ile? Neyin üzerinde diyoruzlar. Ne ile? Na taksi. Taksi ile. Davaydı payedim fıstırk. Na taksi. Haydi sirke. Taksi ile gidelim. Bakın yine araçla gitmek fiili kullanılmış elbette. Payedim. Sıkazal ya. Ben dedim. Ben böyle söyledim. Sıkazal ya. Niyet Victor. Hayır Victor. Davaytı payedim na metro. Metro ile gidelim. Haydi. Metro ile gidelim. Metro na artı d hali. Na metro. Na çion payedim. Ne ile gidelim? Na metro. Payedim na metro. Metro ile gidelim. Eta. Yani neden metro ile gidelim? Eta bu bıstra, hızlı, udobna, rahat yani konforlu. Ni doraga, pahalı değil. Sıkazal moy brat Anton. Erkek kardeşim Anton söyledi. Böyle söyledi. Sıkazal moy brat Anton. Devam ediyorum. A vznaite gdye nahoditsya sirk? Peki siz biliyor musunuz Sirk nerede bulunmaktadır? Biz hani nerededir de diyebiliriz. Avizinayte gıdiye sırk. Nahoditsa biraz daha güzellik katıyor. Bir fiil kullanmış oluyoruz. Avizinayte gıdiye nahoditsa sırk. Kaneşna zınayim. T okumayı unutmayın. Kaneşna. Kaneşna zınayim. Elbette biliyoruz. Sırk nahoditsa. Na prospekte Kirk Vernatski bulvarında bulunmaktadır. Vernatski bulvarındadır. Demek ki biz Vernatskavo bulvarı dediğimizde aslında yanlış söylemiş oluyoruz bir yerde. Çünkü Vernatskava in hali çekim. Vernatski'nin bulvarı diyor söylüyor Ruslar. Biz de söylerken düzgün söylemek istiyorsak, düzgün çevirmek istiyorsak aslında Vernatski diye birisinin adına adı verilmiş olan bulvar na prospekte Vernatskava. bulvarında. In hali. Ve na artı D hali na prospekte. Prospekt, prospekte. Önünde edat var. Na prospekte. Niyet, niyet. Hayır, hayır. Tam na hoditsa novi sirk. Orada yeni sirk vardır. Yeni sirk orada bulunmaktadır. Orada yeni sirk bulunmaktadır. Anas bizi ise rüdiot stary eski sirk bekliyor bizi eski sirk bekliyor oysa bizi eski sirk bekliyor Gıdiye nerede? Nashville bulvare. Svitnoy bulvarında. yani renkli Svitnoy renkli ama hani tek renkten ziyade alacalı bulacalı farklı renklerden oluşan e, şeyler için ifade edilebilir. Svitnoy, Svitnoy bulvarında. Burada yine daha sonra göreceğimiz D hali sıfat çekiminde bulunmakta. Na Svitnom bulvare. Pakazal papa i pakazal bileti. Babam böyle söyledi ve biletleri gösterdi. O zaman yeni bir fiil görüyoruz. Aslında bunun emir kipini daha önce görmüştük. Nasıl? Pakaji, pakajiti. Gösterin anlamında. Hem de bir yerden satın alırken verin bir bakayım. Hani direkt verinden önce, e, satın almadan önce bir bakayım anlamında. Pakaji, pakajiti. Emir kiplerini biliyordu. Göstermek fiili. Pakazvat, nsv, tamamlanmamış hali. Pakazat, tamamlanmış hali. Sv. Biz geçmiş zamanlı kullandık burada. Pakazal показала, показала, показали, показали. papa, показал. Ne gösterir örnek. Bilet. Ee, pakajiti, пожалуйста, bilet diyebilir kondüktör bize. Yani e, biletleri kontrol eden kişi bize bunu gösterin diyebilir. Veya pakajiti, пожалуйста, ваш pasport. Lütfen pasaportunuzu gösteriniz diyebilir e, pasaport kontrolde. Veya pakajiti, пожалуйста, knigu diyebiliriz satıcıdan bir kitabı göstermesini isteyebiliriz. Gördüğünüz gibi i hali gerektiriyor. Yani nesne gerektiriyor. Geçişli bir fiil arkadaşlar. Devam ediyorum. IK5 demişim arkadaşlar buruya. Yani hani tonlama, daha ziyade anlamlandırma demiştik. 5 numaralı anlamlandırma burada sıkça kullanılmış. Pary Moskovski Sirk фары московский цирк eski moskova sirkı vitnoy bulvar vitnoy bulvarı kadavno mne tam kadavno mne tam ne kadar uzun süredir biz orada bulunmadık diye böyle hani bir e, özlem ifade eden e, tonlamayla ne yapılmış arkadaşlar kullanılmış Sıkazala mama annem böyle söyledi ve devam ediyor. Kiste Moskviçi, bütün Moskovalılar, iddiaje inastransı ve hatta yabancılar. Kiste Moskviçi, iddiaje inastransı znayut illubiyat etat sırk. Bu sirki bilirler ve severler. İşaret sıfatı. Etat sırk. Sırk erkek olduğu için etat. Eğer dişi bir şey olsaydı e ta ama i hali olduğu için de e tu olacaktı. Örneğin e tu şu Bu sirki, bu okulu herkes bilir ve sever olsaydı. E tu. Eğer çoğul bir şey olsaydı, cansızlık kastediyorum, e olacaktı. E ee, ne olabilir? Kniye gidelim. Bu kitapları. Yani işaret sıfatı kullanılmış burada i hali. Erkek olduğu için de sırk, Yalın haliyle, iyi hali aynı. Değişmemiş arkadaşlar. A. Kakaya tam interesneye programa. Orada ne kadar ilginç program vardır. Orada ne kadar ilginç programlar olur gibi. Yine bir hayranlık ifadesi belirtmiş. ne ile İşte bu beş numaralı anlamlandırma ile. Tam rabotal. Orada çalışırdı, çalışıyordu. İzlesni artist известный ünlü sanatçı Icclone ve Palyaço Yuri Nikulin. Yuri Nikulin orada çalışırdı. Ünlü artist ve Palyaço Yuri Nikulin. İper şu anda Etat Sirk yine işaret sıfatı. Bu sirk Nazvayet'ta Sirk Nikulina. Bu sirk'in adı şu anda Nikulin Sirki. Nikulin'in sirk'i iyi halinde dediğim gibi öğreneceğiz bunu. İsim tamlaması. Perik Nikolina, Nikuli'nin yukarıda resmi görülen sanatçı ve Navadevici mezarlığında, Nazım Hikmet'in de bulunduğu mezarlıkta aşağı yukarı karşılıklı diyebiliriz. Aralarında 50 metre, 100 metre mesafe anca var. Aynı mezarlıkta demek ki Yuri Nikuli'nin de mezarı bulunuyor. Evet, size üzerinde biraz duralım. Size Moskviçi demişti, bütün Moskovalılar. Arkadaşlar buna Türkçe'de olmayan bir zamir sıfat e, tanımlaması var Rusça gramerinde. Zamir sıfat hem zamir olarak kullanılıyor hem de sıfat olarak kullanılabiliyor. Kise herkes demek. Burada zamir. Kise herkes. Ya da fıskyo her şey. Kise znayut illubiyat etat sırk. Herkes bu sirki bilir ve sever. Çoğul tabii ki herkes olduğu için. Biz Türkçe'de tekil kullanıyoruz. Fisio haraşo, her şey güzel. Yine zamir bakın, fisio haraşo. Yani e, aslında özne. Fise zınayut. herkes bilir, herkes biliyor, herkesler bilirler gibi. Hani biraz zorlama bir Türkçe ile. Fisio haraşo, her şey güzel. Aslında fise de fisio da ves, erkek sıfatının e, çoğul ve tarafsız halleri arkadaşlar. Ves, erkek. Hıstiyo, tarafsız. Hıstiyo, dişi. ise çoğu. Bu anlamlarda kullanıldığında, yani önüne bir isim geldiğinde, işte o zaman sıfat olur. Ve bütün anlamına gelir. Tise, maskviçi. Bütün Moskovalılar. Znait, lübyat, etat, sırk. Ya da, ya zanimalsa hıstiyo, utra. Ben bütün sabah çalıştım. Ders çalıştım. Ben bütün bir sabah uğraştım. Ya zanimalsa hısyo utra. Utra tarafsız olduğu için hısyo. Eğer gece olsaydı yine i hali olacaktı. Dolayısıyla buradaki fısya fısyu olacaktı. Başka bir dersimizde tamamen ves fısyo fısya fise üzerinde durur ve bunları açıklarım arkadaşlar. Ah sırk. Ya o için lüblü sırk. Ben sirki çok severim. Dikazı ala babuşka diye söyledi Nine, ninem. No yasvodnia ancak ben bugün nimagupayti gidemem. Bakın magu moçun çekilmiş hali. Payti tamamlanmış hareket fiili. No yasvodnia nimagupayti. Mayasitareya padruga benim eski bir kız arkadaşım. Mayasitareya padruga priglasila minya davet etti beni. Periglasit demek ki priglaşat, periglasit, tamamlanmış hali. Periglasit, davet etmek. Minya, Türkçedeki gibi i hali. Neye? Bu gosti, misafirliğe. Yine v artı i hali. Hem minya, beni, hem de misafirliğe. Türkçeye burada ters. i hali. Bu gosti. Ya magu periglasit fısır druga. Ben arkadaşımı, erkek arkadaşımı, Sirke davet edebilirim. Magu priglasit, davet edebilirim. Nereye? Pıstırk, iyi hali. V artı iyi hali. Kimi? Kavo, değil mi? Kavo priglasit, sen kimi davet edeceksin? Kavo, kavo. Ruga, canlı erkek olduğu için sonuna ne aldı? A aldı. Eğer unutmuşsanız tekrar iyi halinde canlılar, cansızlar durumuna bir bakın arkadaşlar. Yivo Zavut Selim Can. Onun adı Selim Can. Onu Selim Can diye çağırırlar. Yine Yivo iyi hali. On turek, O Türk. My vimeste de uçim sab üniversiteyete. Biz birlikte üniversitede öğrenim görüyoruz. D hali. Üniversiteyete. Yazın ayı, Biliyorum. Şu Çi. On toje lubit sırk. O da sirki seviyor kazal Anton diye söyledi Anton. Dedi. Kaneşna Anton. Elbette Anton. Priglasi yivo. Onu davet et. Priglasit tamamlanmış fiilinin emir kipi. Priglasi yivo. Onu davet et. Eta Harosheya ideya. Bu güzel bir fikir. Bu iyi bir fikir. Praznik. Praznik. Bakın söylerken şuradaki D'yi söylemiyorum arkadaşlar praznik. Burada da yazmış bakın. Praznik. Fisiyolu praznik. Neşeli bir bayram, neşeli bir kutlama, neşeli bir etkinlik. Lubimi praznik. Moy lubimi praznik. Benim en sevdiğim etkinlik, benim en sevdiğim bayram. Sevdiğim bayram, sevdiğim kutlama derken de bu sıfat tamlamasını kullanabiliriz. Lubimi praznik. Demek ki praznik, kutlama, bayram etkinlik anlamlarına geliyor arkadaşlar ancak bizdeki bu milli bayramlar daha çok Rusya'da den yani gün olarak ifade ediliyor örneğin biz 30 Ağustos zafer bayramı diyoruz onlar den diyor den pabye'de 9 Mayıs'ta kutladıkları büyük zafer kutlaması den pabye'de vechram papa mama ya мой брат Антон и его друг Селимджан ходили в Akşamlayın babam, annem, ben, benim erkek kardeşim Anton ve onun erkek arkadaşı Selimcan. Can. Yivo. Anton erkek olduğu için onun erkek arkadaşı. Eğer burada Anna olsaydı, Maya Sistra Anna olsaydı, i yiyo duruk Selim Can diyecektik ve onun erkek arkadaşı derken. Hadi ile Sirke gittiler. Yani gidip geldiler. Bakın hadit çift yönlü hareket fiili. En azından daha doğrusu çok yönlü hareket fiili. En azından bir sefer gidip gelmeyi ifade ediyor. Sirke gitmişlerdi. Yani gittiler geldiler. Şu anda sirkte değiller anlamında. Etabıl Stioli Praznik. Bu neşeli bir etkinlikti. Neşeli bir bayramdı bizim için. İgrala Muzika. Müzik çalıyordu. Bakın İgrat enstrüman çalmak olduğu gibi biz de oy, olduğu gibi müzik çalıyordu derken de e, kullanabiliyoruz. İgrala muzika. Programa bula oçin ya Program çok enteresandı, çok ilginçti. Mu harasho attahnuli. Biz çok iyi eğlendik, çok iyi vakit geçirdik. Demek ki, attıhat attahnut. Vakit geçirmek, tatil yapmak, e, dinlenmek anlamında ne yapıyoruz arkadaşlar? Kullanıyoruz. Burada da biz çok iyi vakit geçirdik diye çevirebiliriz. Mı o için haraşo Sorularına bakın ve bunları yazılı olarak cevaplamaya çalışın. Önce parçayı iyice anlayın arkadaşlar. Kavo papa pireglasil fısırk. Kavo kimi? Baba kimi sirke davet etti? Soruları ezberlemenin şöyle güzel bir tarafı var. Size daha önce de söyledim. Muhabbetinizi birisiyle konuşurken konuşmanızı hızlandırır. İnisiyatifi size verir arkadaşlar. Size geçirir. Ses soruyu sormuş olursunuz. Karşı tarafı dinlersiniz. En azından başlangıç seviyelerinde. kütüphan mojit payti Kim? Sirke. Gidemiyor. Gidemez değil. Bakın gidemiyor. Paçı mı? Niçin? Kavu Anton Periglasil fısırk. Anton kimi Sirke davet etti? Paçı mı? Niçin? Naçiyom. Ne ile? Neyin üzerinde? Hani hatyat payihat fısırk. Özellikle neyin üzerinde diyorum. Rus olarak düşünün. Yoksa bir şeyin üzerine de gittiler diye Türkçe'ye çevirmek biraz saçma olur. Ne ile gittiler aslında? mani hatyat payihat fısırk. Türkiye ne ile gitmek istiyorlar? Hacı mı? Niçin? Kıto hadil fısırk. Türkiye kim gitti? Yani kimler gitti diyebilirsiniz. Çünkü Rusça'da kimler diye bir şey yok. Ama Türkçe'ye çevirirken kullanabilirsiniz. Gıdye nahodit zat tara sirk. Eski ve yeni sirk nerede bulunmaktadır? Çoğul bakın nahodit zat değil nahodit zat. Kakoy artist rabotal fı sirke. Hangi ünlü sanatçı sirkte çalışmıştı? Çalıştı. Kakaya tam siçat programı. Oradaki şu andaki program nasıl? Abulubite sirk. Peki siz sirki sever misiniz? Takdavı bıy lifı sirke. Sirkte ne zaman bulundunuz? Yani sirke ne zaman gitmiştiniz? Bulundunuz burada elbette. Siz sirkte ne zaman bulundunuz? Arkadaşlarım bütün parçayı birkaç defa okuyun. Anlayın. Konuşmaya çalışın. En son bu sayfada durdurun. Ve tekrar konuşun. Çevirmeye çalışın. Nereleri bilemiyorsanız oralar üzerinde tekrar durun arkadaşlar. Artık bu aşamadan. Bunlarla ilgili cümleler kurabiliyor olmamız gerekir. Bunlarla ilgili kısa da olsa sohbetlerde bulunuyor olmamız gerekir arkadaşlar. Как расскажет эту историю? Bu hikayeyi nasıl anlatacak? Nasıl anlatır diyebiliriz? Kim? Papa, mama, babuşka, Anton, Selimcan. Yani onların ağzından tek tek hikayeyi tekrar kendiniz anlatmaya çalışın. Baba olduğunuzu düşünün. Ben bilet aldım işte e eşimi, annemi, oğlumu, onun arkadaşını sirke davet ettim. Annem gelemiyor çünkü onu eski bir arkadaşı e davet etti gibi hikayeyi tekrar düzenlemeye çalışın. Her birinin ağzından anlatmaya çalışın arkadaşlar. Dersimizi burada bitirdik. Önümüzdeki ders yine bu şekilde 11. dersin 3. ve son parçası ile devam edeceğiz arkadaşlar. Ders için hepinize çok teşekkür ediyorum. Umarım faydalı bir ders olmuştur. Derslerin sağlıklı takip edilebilmesi için lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki derste görüşmek üzere, hoşçakalın.